diyorum. Bugün sosyal medyaya bir video bomba gibi düştü Erk. Hemen ikimizin de aynı anda aklına gelmiş ilk onu konuşalım diye. Önce bir videomuzu izleyelim, keyfimiz yerine gelsin. Sonra da üstüne yorumlar yapalım. Çokça yorum yapıldı çünkü bu video ile ilgili. Evet, şu an. Bu MHP kurumsal hesabından paylaşıldı bu video. Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sıralarda bir parkurda Ferdi Tayfur'un senden çektiklerim yetti canıma diyor. Şimdi gün boyu, daha doğrusu bu video paylaşıldığından beri birçok yorum var Erk. Buradaki şarkı sözleri kime gönderme yapıldı? Herkes bunu konuşuyor. Bu arada Ferdi Tayfur'un şarkısı bu, hepimizin bildiği gibi. Ferdi Tayfur da çok ciddi dönüşler yaptı hakikaten. Onu da ayrıca belki vakit kalırsa konuşuruz. Çünkü bugün tarikat ve işte cemaatlere de biraz değineceğiz. Şimdi buradan devam edelim. MHP bu videoyu niye sence yayınladı? Devlet Bahçeli'nin mesajı Erdoğan'a mı, yoksa yine ters köşe mi yapacak? Yani iyice kendini deli yaptın tabiri hep buraya uyuyor yani. Ne yazık acaba, ki. Hani uyumuyor mu kendince acaba ya? Ben onu merak ediyorum. Eğlenmek için yani mi yapıyor? Ya şu millete de ben bir atayım, gazı vereyim, millet konuşsun üstüne diye mi yapıyor acaba? Ya büyük olasılıkla tabii, yani popülist tarafı var. Yani sağ politikalar hep popülist bir şey. Yani siyaset de zaten böyle popülist oldu. Bir tarafı budur şüphesiz. Yani sanki hani eşofmanlı falan bir de berduş hali var. Oradan çıkıp meyhaneye gidecek gibi ya da meyhaneden geliyor gibi, tam tersi bir durumu var. Elbette yani herkes bugün mutabıktı. Bir süredir AKP ve MHP arasındaki çatlaktan mütevellit mesajın Erdoğan olduğu, şarkı sözlerinde bu minvalde seçildiği çok konuşuldu. Katılmamak mümkün değil elbette. Yani hani MHP ile AKP arasında bir pürüz olmasaydı başka bir değerlendirmemiz olurdu. Çünkü Bahçeli bunu sık sık yapıyor. Senin de söylediğin gibi. İşte en son hatırlıyoruz, çizme giyip odada dolaşıyordu. Bir Avrupa mesajı vermişti. Daha öncesinde bir önceki İstanbul seçimlerinde yine arabayla gidiyordu. Ferdi Tayfur çalıyordu. İstanbul'a mitil atmaktan söz etmişti filan. Evet. Ama bugün anladığımız kadarıyla biraz iş değişiyor AKP ve MHP açısından. Elbette Erdoğan'a yönelik bir şarkı seçimi oldu. Bir takım anlaşmazlıkları ortada bulundu. Buradan da enteresan bir mesaj vermeyi tercih ettiği anlaşılıyor. Türkiye'de zaten yani perde arkasında çok enteresan gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin hepsi de bu akşam konuşacaklarımıza dair. Yani işte Turgut Özal'a yazılan o resmi evraklar 72 sayfa, 76 sayfalık. Onun ötesinde bugün Ankara katliamı meselesiyle ilgili şeyler, Ayhan Barak Atman davasında yeni bilgiler var, bunlarla ilgili şeyler. Ya burada çok tuhaf bir karmaşa var. Umuyoruz ki Türkiye karmaşadan böyle toparlanabilme fırsatını bulur. Bir taraftan da şunu görüyoruz.
Yani bu çatlaklar ya da bu karşılıklar sadece siyasette değil, yargı içerisinde ve emniyette de devam ediyor. Aslında bugün Süleyman Soylu'nun da işte tekrar meslektaşlarımıza hedef almasıyla, hep benden konuşuluyor demesiyle tekrar bir kendini gösterdiğini, bir güç arayışı içerisinde olduğunu, bu güç arayışının arka planında da belli başlı korkularının olduğunu görebiliyoruz. Hepsini havada kalmayacak şekilde de anlatırız. Evet. Şimdi o zaman yani siyasette çok ciddi gelişmeler var. Yani bir şeyler oluyor hakikaten. Bir muhalefette bir yumuşama mı var, yoksa hakikaten önümüzdeki dönem olabileceklerin önünü mü alıyor? Burada çok ciddi şeyler oluyor. Çok ciddi adımlar diyebiliriz. Mesela resepsiyonda Bahçeli'nin olmayışı, ertesi gün bu videonun yayınlanması, Özgür Özel'in Erdoğan'la bir araya gelmesi ve randevulaşması falan filan. Sonra bazı kareler var. Abdullah Gül'le Ekrem İmamoğlu'nun yan yana olması, bazı fotoğraflarla montajlanarak oynanması ve AKP'li önemli isimlerin bunları paylaşması sanki gerçekmiş gibi ilginç şeyler oluyor gene. Yani siyaset sahnesi Türkiye'de hep sıcak ama şimdi Bahçeli kime gönderme yaptı dedik. Sence bir erken seçim bekliyor mu Türkiye'yi? Ya yani Bahçeli'nin ne yapacağı belli olmaz hakikaten bu konuda ama Türkiye'nin bir erken seçim bekleme olasılığının da çok düşük olduğunu görüyoruz. Neden çok düşük? Çünkü AKP saray rejimi yeni ortaklar arıyor kendisine. Yani bunu şu açıdan söylemiyorum. Yani herkes sarayda hizalanmaya başladı perspektifinden söylemiyorum. Burada başka sıkıntılarım da olduğunu görüyoruz. Yani ya bir gidiş olacak. Yani Türkiye'de AKP iktidarıyla ilgili bir vedalaşma olacak. Anladığımız kadarıyla bu vedalaşmanın nasıl olacağı konusunda bir takım görüşmeler oluyor. Bu enteresan bir durum. Bu görüşmelerin içerisinde Avrupa'ya endeksli ya da Amerika'ya endeksli bir takım tutumlar da var. Bunu da görüyoruz. Burada da şunu da görüyoruz açıkçası. Alternatifler karşısında yaratılmak istenen alternatifleri görüyoruz ki bu alternatifleri de konuşuruz. Bunların da işte Abdullah Gül'ün, Feridun Sinirlioğlu'nun içinde olduğu bir Steinmeier görüşmesinde Türkiye'nin böyle çok da hayrına olacak bir takım alternatif kanatlar olamayacağını da ne yazık ki görüyoruz burada ama tabii siyasetin içerisinde ne oluyor, ne bitiyor? Bunu ayrıca değerlendirmek lazım. Bunu ayrıca biraz daha somut bilgilerle değerlendirmek lazım. Çünkü bir biçimde herkes bir programı, sorunsuz bir programı kendisi açısından uygulamaya koymak istiyor. Fakat burada tabii tezatlıkları da görüyoruz. İşte MHP'nin dem kapatılsın çıkışı. Ardından işte Adalet Bakanı'nın kapatabiliriz ifadeleri. Hani burada AKP ile MHP de sorunsuz bir çıkış mı arıyor? Türkiye'de totalde siyasette sorunsuz bir çıkış mı kovalanıyor? Sorularını sormak gerekiyor ama kritik bir sürecin içerisindeyiz. Tabii anayasa görüşmeleri geliyor. Anayasa ile ilgili bir takım programları var herkesin. Bu programlar nasıl şekillenecek, ne olacak? Yani elbette Erdoğan'ın dayattığı bir anayasa Türkiye'nin yararına olmayacak. Yani Erdoğan'ın dayattığı bir anayasa hep o çerçeve kısmında olur. Yani verin 400'ü bu iş sorunsuz hallolsun meselesiyle olur. Çünkü bu rejimin takip edilmek aşaması istenir Erdoğan tarafından her zaman. O nedenle Türkiye yine enteresan bir sürecin kıyısında. Yani nasıl olur, nasıl biter bilmiyoruz. Belki de yani en karışık anlar, hani hep denir ya o en karanlık anlar güneşin doğuşuna en yakın anlardır. Belki ben onu şöyle ifade ederim. Tavlanın en karışık olduğu anlar aslında oyunun bitiş anıdır. Yani pulların artık toplanma aşamasına gelmiş demektir. Göreceğiz ama yani bilhassa Turgut Özal meselesinde de
bilhassa işte bazı dosyalarda da çok enteresan gelişmeler oluyor gerçekten. Evet. Peki şimdi sorular da geliyor. Onları da yanıtlayacağız elbette. Not alıyorum. Özgür Özel'in dün resepsiyonda Erdoğan'la bir araya gelmesi ve randevulaşması. Yani mesela şey yorumları yapıldı. Niye bu randevuyu Özgür Özel talep ediyor? İşte aslında Erdoğan'dan böyle bir talep gelmeliydi. Yani bu bir tuzak mıydı sence yeni anayasa çalışmaları noktasında? Şimdi muhalefete şirin görünüp bir takım alavereyle bir anayasa çalışması için ne bileyim muhalefeti kendi tarafına çekmesi mi Erdoğan'ı? Hani Bahçeli'yi de yeni pozisyonu olabilecek yeni pozisyonuyla değerlendirirsek eğer Bahçeli gidiyor yerine ikame edeceği muhalefet partileri mi aranıyor? Özgür Özel'le görüşme yan yana gelme bir tuzak mıydı muhalefete? Ya Erdoğan tabii ki bunu istiyor. Yani Erdoğan'ın siyasetteki yapısı kendisine yarar sağlayacak bir yapı. Yani biz eğer böyle olmasaydı bugün itibariyle iki şeyi tartışmazdık. Erdoğan sertleşecek mi? Yoksa işte 2010'dan öncesindeki gibi böyle yumuşak demokrasicilik mi oynayacak meselesini tartışmazdık. Yani Erdoğan'ın iki biçimini gördük biz. Ve bu iki biçim üzerinde konuşuluyor. Erdoğan elbette bu pragmatik liderliğini sürdürmek için elinden geleni yapıyor ama burada tabii kendisine fayda sağlayacağı bir şey. Yani anayasa, yani ben hiç düşünmüyorum ki Erdoğan'ın böyle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını kapsayacak, hoşlarına gidecek, herkesin vefa ermesini sağlayacak bir anayasa olsun. Erdoğan'ın kafasındaki anayasa o tek adam sisteminin idame etmesi ve kendisinden sonra da yakınlarının sorunsuz bir biçimde hayatlarına devam etmesi, hatta siyasetin içerisinde olmaya devam etmeleri. Erdoğan'ın kurduğu mesele bu. Tabii burada esas bizi ilgilendiren Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet olacak. Çünkü işte mesela şuradan meseleyi işte yapabiliriz, değerlendirebiliriz belki. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki Özgür Özel konusunda dikkatli olması konusunda. Yani Erdoğan'ın programına kapılmaması konusunda bir uyarı yapıyor. Diyor ki işte sarayla diyor müzakere edilmez, mücadele edilir. Amenna, çok doğru ama şunu sormak gerekiyor tabii. Kılıçdaroğlu bunu ne kadar yapmış? Biz bunu çok da yapamadığını gördük. Yani hangi koşullarda yapamadığını gördük. Çok somut dönemleri vardı Türkiye'nin. İşte HDP dokunulmazlıklarının kaldırılması çok kritik bir dönemdi. Bir diğer kritik dönemde işte 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da Erdoğan'ın kendi karşı darbesini yapmasıydı. Bunun için de Yeni Kapı mutabakatı CHP'nin de böyle Kılıçdaroğlu'nun lider olduğu, CHP'nin de çok hevesli olduğu bir tutumdu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu eleştirilerini de hep buradan kurduk biz. Yani aslında AKP'yi eklemlendi dedik. Şimdi bu noktada bunu söylemesi yani çok ironik oluyor. Gerçekten çok ironik oluyor. Umuyoruz ki bu programı Özgür Özel'li CHP kendisini azade tutar, dışarıda bırakır. Çünkü bu Türkiye'nin mahvolmasına giden yılların üzerine yeni yılların binmesi anlamına gelir. Herhalde de yani artık Erdoğan tarafından da kandırılmak bilemiyorum yani somut bir karşılığı olmayacaktır diye umuyorum yani Türkiye'de. Çünkü Erdoğan evet tabii ki kandırmak istiyor yani. Erdoğan bir programı var kafasında. Bahçeli'yi anladığımız çok net ki sırtından atmaya çalışıyor. Ama zaten atmak için de mecbur. Neden mecbur? Dosyalar birlikte işte hep söylüyoruz. Sinan Ateş dosyası çok önemli. O nedenle MHP ile yol yürünemiyor. Ama buralarda da saray rejiminin kurduğu bir programı görüyoruz. Tabii saray rejiminin kendi yapısı içerisinde de karışıklıklar var. Yani mesela Hüseyin Çelik'in dün ifade ettikleri çok düşündürücü. Yani biz aylardır söylediğimiz şey işte Mehmet Uçum'a eski komünist diyor. Ondan sonra aslında
Mehmet Uç'un eski komünist olabilir ama Bahçeli ile en çok iş çeviren neredeyse böyle MHP'ye daha yakın bir isim. Erdoğan'ın danışmanı. İşte Oktay Saral'ın attığı tweet var. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi hedef alınıyor ama esas işte HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir programla hedef alınıyor. Tabi buralar çok karışık ve flu. O yüzden diyorum yani çok böyle tavlanın son pulların en çok karışık olduğu durum gibi bir noktadayız. İyi şeyler olmasını ummak gerekiyor. Yani iyi şeylerden kasıt nedir? Artık yani bu mafyatik düzenin bir biçimde ortaklar bazında sonlanması iyi bir şeydir. CHP'nin Erdoğan'ın programına kanmaması iyi bir şeydir. İşte İyi Parti'yi sormuşlar. İyi Parti'nin böyle bir yola angaje olmaması iyi bir şeydir. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama tabii Türkiye'de böyle vasıfsız ve kandırmaca bir anayasanın yapılmaması, yapılacaksa da gerçekten insan hakları demokrasi temelinde bir anayasanın yapılması iyi bir şeydir. Ama bu iyi şeyler ne kadar olacak Türkiye'de bunu göreceğiz. Bir yandan da tabii böyle bu tuhaf taplar da belirleniyor. Yani. Bunu da okumak zor değil. İşte İmamoğlu üzerinden belirleniyor. Sonra bir ara işte Selçuk Bayraktar tasfiye ediliyor damat olarak kafalarda. Hakan Fidan üzerinden bu program devam ediyor falan. Böyle karşıtlıklar da belirleniyor. Bakacağız durumun ne olacağına. Evet, şimdi Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan söz ettin. Aslında bugün hakikaten konuşacak çok konu var. Kısaca şunu da geçelim, ekrana getireyim. Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweet var yine akşam saatlerinde. Çok tartışıldı bu kime? Bu da bir gönderme aslında. Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin bırakın gençliğini yaşamayı henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne babanın geçim sıkıntısı içinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede. Bu düzenin kurucusu sarayda müzakere edilmez, mücadele edilir. Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi Adnan Yücel'in şiirini paylaşıyor. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Bunu şimdi aslında Özgür Özel'e gönderme yaptı. Yorumlanmasının ardından CHP'li kaynaklardan aslında bunun saraya Erdoğan'a bir gönderme olduğu söyleniyor ama dün Özgür Özel'le bir araya gelmesinin ardından Erdoğan'ın ve sonrası için randevu ulaşmanın ardından sence burada da bir şey var mı? Yani tabii hani bu siyasetçiler isim vermeden tam adres vermeden tweet attıklarında çok fazlaca yorum oluyor sonra da bozuluyorlar ama isim belirtirseniz hani kime gönderme yaptığınızı ne gazeteciler bu konuda suçlu duruma düşer ne de yorumcular. Ne diyorsun? Ya aslında değerlendirdim. Ya çok açık ifadeler ya. Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyor. Bunu da tam da yani işte süslü cümleler hep bildiğimiz, hep tartıştığımız Türkiye'nin nesnel durumunu bir kere daha tanımlayan ifadeler. Ve dün de Özgür Özel'in işte saraydaki heyetle beraber görüşmesi. Şimdi yani bunun hani böyle bir tweet yazıldıysa ve bu CHP'nin yeni yönetimine bir gönderme değilse ifadeleri kullanılsa bile neden böyle bir tweet attın sorusu sorulmaya muhtaçtır. Yani eğer sarayla görüşmenin hemen ertesinde böyle bir tweet atma ihtiyacı duyuyorsanız bunun bir sabı, bir nedeni olması gerekiyor. Ben çok kopuk olduğunu düşünmüyorum Özgür Özel'den açıkçası. Yani hani bunu biraz aklı başında olan herkes de böyle düşünür. Zaten hani buna karşı bir paylaşımda bulundum ben az önce sana da anlattım. Ya evet yani dinime küfreden Müslüman olsa yani eğer Özgür Özel'e söylüyorsa tabii ben Özgür Özel'e söylediğine inanıyorum da eğer söylüyorsa hani o zaman sarayla müzakere niye kendisi etti sorusunu da sorulması gerekiyor. Çünkü çok açık müzakereler var.
Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki Kılıçdaroğlu'yla 2015 yılından başlayıp 2016'da darbede Yeni Kapı mutabakatıyla biten müzakerelere kadar böyle çok değişik yelpazelerde müzakereler var. O nedenle de hani bu kimseye söylenmiyorsa bile çok böyle yerinde mesnetli bir tweet olmamış. Bunu da ifade etmek isterim. Evet.